İyi akşamlar Şevval'e. Nasıl? İyidir. Çok poz alayım. Güzel bir poz alayım. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederiz. Artık yeni yıl heyecanı her yeri sardı. Alışverişler evet. Başladı galiba. Çok yakın bir tanıştık. Yazın böyle yaz tatillerini mi seversiniz? Kış tatillerini şimdi. Ben yazcıyım. Yani bahar ve yaz seviyorum. Kışa da çok yaklaşma. Mecbur yaklaşmış. Biraz uzakta. Mesafe alalım. Baharı çok seviyorum, yazı çok seviyorum. Yani üşümeyi sevmediğim için belki yaz ya da bahar ılık havalar falan benim için daha iyi. Çok kat kat giyinmeyi de sevmiyorum ama çok şey oluyor tabii, dünyanın ihtiyacı var. Kesinlikle. Siz yılbaşında nerede olacak, sahnede olacaksınız evet, galiba. Evet, Eskişehir'deyiz. Tosu bir otel söyleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle bilirsiniz, zaten bir planlar herhalde yayınlanmıyorsa. Evet, çok güzel, çok şık bir otel kasıyor. Eskişehir'de olacağız. Civarı yakın olanları bekleriz. Evet Şevval Hanım, hani aslında sanatçılar ya da oyuncular için böyle yılbaşı haftası böyle hep haftası olur ya. Sizin öyle bir şansınız da yok sanatçı olduğunuz için aynı zamanda. Yani bizim tabii bir sürü insandan çok farklı olarak yani tatil günleri bizim çalışma günlerimiz, bayramlar çalışma günlerimiz. Ondan sonra yılbaşıları, herkes eğlenirken biz aslında eğlendirdiğimiz için, bir hizmet aslında, eğlendirdiğimiz için biz çalışıyoruz. Ama biz aynı zamanda işimizi yaparken eğlenen insanlar olduğumuz için biz de bir sahnede eğleniyoruz. Bizim için de bir aktivite oluyor. Bazı arkadaşlarımız olamıyoruz ailemizde ama gece en azından kötü geçmiyor. Müzik var, neşe var. Hem eğleniyoruz hem eğlendiriyoruz. Kırmızı elbiseli fotoğrafının sosyal medyada bayağı wow oldu artık yani. Taş gibi kadın yorumları, alev alev öpücükler. Neler söyleyeceksiniz? Yani seneler geçtikçe aslında sizin güzelliğinizden hiç kaybetmiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Herkesin gönül gözüne bereket diliyorum. Seviyorlar herkese. Ya şey tabii, bunu diyelim ki ben tabii çok buna güzellik odaklı yaşayan biri değilim ama yaptığınız işin bir parçası tabii estetik algı. Ona da hizmet edecek uygun ne varsa ona hayata geçirip çalışıyoruz. Bu bazen bir görsel, bazen bir elbise oluyor. Ona göre saçımız var dediğimiz yani. Bu işin bir parçası. Kesinlikle. Son olarak da çok güzel giden bir birliktelik vardı Karabey'in ama bu olaylardan sonra nazar mı değdi? 3,5 yıllık ilişki galiba sonlandırıldı. Sizi görmüşken biz size sormak istedik. Hani Karabey'i görünce onu da soracağız ama. Yani bunun cevabını ben vermeyeceğim tabii ki. Ama bence ona da çok fazla sormayayım. Ben biliyorum her zaman özel hayat özel geliyorum. Bunu böyle 25 senedir falan söylüyorum aslında. Her zaman da böyle yaşamaya çalışıyorum. Bizde çok fazla bundan konuşulmaz. O yüzden bunun cevabını ben veremeyeceğim. Bence ona bile sormayın. Ama siz bilirsiniz. Birçok magazinle yaşayan insanlar değiliz biliyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Belli olmaz, onlar genç. İnşallah barışırlar diyelim. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Onlara karışmıyorsun. Ya aracı olma gibi durumunuz olur mu? Çünkü siz hanımefendiyi de çok iyi tanıyıp sevdiğiniz için herkesin eğer dönüş yolu varsa. Uzak sorun. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu da alıyor muyuz? Alıyorum. O zaman güzel.